düz TL mevduat faizi ile kur korumalı mevduat faizi arasındaki makasın nasıl açılması beklenebilir bundan sonra? Daha da genişlemesini bekleyebiliriz. Aslında birazcık böyle piyasa birbirine bakacaktır bankalar ama ilk başta biliyorsun KKM'den çıkış özendiriliyor şu anda. Gerçi regülasyonlar biraz karmaşık geliyor. Yani bir özendiriliyor, bir dönüşüm rasyosu farklı hale getiriyor süreci ama toplamda KKM sürecinin stratejik olarak sonlandırılması yönünde regülasyonların bir tersine çevrilmesi söz konusu. Dolayısıyla burada da son adımda politika faizinin aslında şu anda daha da altında oluşabilecek bir KKM faizi olacağını görüyoruz. Tabii piyasadaki faize bakacak olursak açıl KKM'den dönüşlerde bunu yapacak olan Moody için şu anda %50-55 bandında bir mevduat faizi söz konusu oluyor. Düz mevduatı bağlayanlarda zaten 40-45 bandındayız. Daha da açılacaktır KKM faiziyle düz mevduat faizi. Dediğim gibi çünkü KKM'den çıkış özendiriliyor şu anda. Piyasada da tüm faizlerde yön hala daha yukarı onu söyleyebilirim. Hem politika faizinde hem kredi faizlerinde hem de mevduat faizinde. Şimdi %30'a gelmiş olan bir politika faizi var. Dolayısıyla bundan sonrasını bir parça tartışmak belki gerekebilir. Çünkü bu noktaya kadar gelinceye dek arka arkaya birkaç tane faiz artırımı, ilk etapta daha küçük başlayan, daha sonrasında büyüyen, şimdi %30'lara kadar gelmiş durumdayız. Merkez Bankası'nın enflasyon raporunda önümüzdeki yıl sonu için, 2024 yıl sonu için %33'lük bir enflasyon beklentisi dillendirdiğini görüyoruz ve bir reel faiz söyleminin, retoriğinin bir miktar daha ön plana çıktığını anlıyoruz. Bu reel faiz geçmiş enflasyona göre değil, gelecek enflasyona göre tasarlanıyor. Burada da anladığımız kadarıyla çıpalanan yer %33'lük gelecek yıl sonundaki enflasyon beklentisi Merkez Bankası'nın. Şimdi politika faizinde yön yukarı dediğin için bunu sormak isterim. Bunun biraz daha üzerine gidebilecek bir politika faizi beklentisinde olmak gerekir mi? Ne dersin? Elbette. Özellikle piyasanın çalıştığı rakamlara bakacak olursak 2023 çıkış 35 ile çalışıyor piyasa. Hatta bazı bankalarda 40'lar da söz konusu veya işte yabancı yatırım bankalarında. 35 ile 40 bandı diyelim ama hani 35 civarında. Önümüzdeki yıl çıkışı da 45 civarında çalışıyor piyasa. Konsensus. Dolayısıyla 33 ile bitecekse 2024 yılı 45 politika faizi 33 civarında bir enflasyonla reel faiz vermiş oluyoruz. Tabii bu daha çok seçim sonrası dönemde sıkılaşmanın bir miktar daha hızlanacağına dair bir beklenti var. Toplamda dediğim gibi 33'ü baz alırsan bu şekilde ama 33 rakamı da şunu söyleyeyim, iyimser bir rakam. Enflasyonda şu patikaya bakmamız gerekiyor. İlk başta bu yıl çıkışı kaç? 65 ile mi çıkacağız, 70 ile mi çıkacağız? Ardından Mart, Nisan, Mayıs tepeyi gördüğümüz yer. Gerçekten Merkez Bankası'nın tepe olarak aslında enflasyon raporunda paylaştığı 67-68'ler civarı mı olacak? Yoksa daha yüksek 70-80 bandında mı olacak? Bunu bir görmemiz gerekiyor. Ardından politika faizindeki gidişatı ve 2024 yıl sonu enflasyonunu yeniden gözden geçirmemiz gerekir. Bence revize olabilir 33 rakamı da bu arada yukarı yönlü.